Alev ve Mutfak Aşkına kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Bayram için güzel bir alternatif olabilir farklı tarif arayanlara. Telli Baba tatlısı yapacağız bugün. Dışı yumuşacık, içi kıtır kıtır. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Nasıl yapıldığını izleyelim. Tarifimize ilk olarak şerbetini yapmayla başlayalım. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve 1 dilim limon. Bunları güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir 3-4 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında bekletiyoruz. Daha sonrasında ılıyan şerbetimizi buzdolabına kaldırıp buz gibi bir şerbet olmasını bekliyoruz. Çünkü tatlımız için şerbetin buz gibi olması gerekiyor. Hamurumuz için 50 gram margarin, 100 gram tereyağı, 1 Türk kahvesi fincanı şeker, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 Türk kahvesi fincanı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. İlk olarak spatula ile bu işlemi yapabiliriz. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz azar azar. Bu arada videoyu izlerken kulağınıza yavru kedi sesi gelebilir. Videoyu şu an çünkü dükkanda düzenliyorum. 3 tane de yavru kedimiz var. Anneleri olmadığı için tabi annelerini arıyorlar, sürekli bağırıyorlar ve karınlar acıktığı zaman bağırıyorlar. Eşim de onlarla ilgileniyor. Kontrollü bir şekilde azar azar unumuzu ilave edelim. Spatula ile karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz toparlandıktan sonra elle yoğurma işlemine geçebiliriz. Evet, şimdi elimle yoğuruyorum. Yağlı bir hamur olduğu için çok fazla elle yoğurulmasın arkadaşlar. Çünkü yağ kendini salacaktır, yumuşayacaktır elinizin ısısından dolayı. Ve daha fazla un gerekecektir. Çok fazla un konduğu zaman da taş gibi bir hamur olacak. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden seri bir şekilde hemen elimizle yoğuralım. Un gerektikçe unumuzu ilave edelim ve hamurumuzu hazırlayalım. Her bayram baklava yapıyoruz, kadayıf yapıyoruz, şekerpare yapıyoruz vesaire vesaire. Farklı bir tarif arayanlar için çok güzel bir alternatif. İçerisinde ne olduğunu kestiklerinde görecekler. Hem de sürpriz bir tarif diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Görüntüsü sanki bir şekerpare gibi ama asıl sürpriz içerisinde. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık, çok güzel bir hamur oluyor. Şimdi asıl tatlımıza şekil verme işlemine geçebiliriz. Ben bu tarifte fındık kullandım. 1 su bardağı parça fındık ve bu marketlerde satılan hazır kavrulmuş kadayıflardan kullandım. Dilerseniz çiğ kadayıf alıp kendiniz kavurabilirsiniz. Bunları güzelce karıştırıyorum. Hamurumdan 1 mandalina büyüklüğünde hamur alıyorum. Onları şimdi güzelce avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Daha sonra düzleştirip içerisine harç koyup kapatacağım arkadaşlar. Elinizde güzelce yoğurun arkadaşlar. İçerisinde hava kalmasın. Çünkü bu sefer şekil verdiğimiz zaman üzerinde piştiğinde çatlamalar olabilir. Onu istemiyoruz. O yüzden hamurumuzu güzelce elimizde özlü bir hamur yapalım. İçerisine harcımı koydum. Kapatıyorum tatlımı. Gördüğünüz gibi çok pratik gerçekten. Baklava yapıp saatlerce uğraşmak istemeyenler için güzel bir alternatif. Tarifte kullandığım malzemeleri videoda belirtiyorum aslında arkadaşlar. Ama açıklama kısmına da tekrar malzemeleri yazıyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın.
Ben bu tarifte şeklini yuvarlak yaptım. Dilerseniz yumurta şeklinde de yapabilirsiniz. Tamamen kendi göz zevkinize, damak zevkinize. Tabii biz tarifi veriyoruz. Tarife %100 sadık kalmanıza gerek yok. Malzemeler konusunda evet sadık kalın ama şekil verme konusunda içerisine koyacağınız malzemelerin, kuru yemişlerin onları kendiniz belirleyebilirsiniz. Bir diğeri de elde nasıl yapılır onu göstereyim. Annem için bu tarz tarifler elde kolay yapılır. Bana göre masada kolay yapılır. Gördüğünüz gibi. Aslında elde yapılan da çok da zor değilmiş. Tatlılarımızın hepsini bu şekilde hazırlıyoruz ve fırın kağıdı serilmiş tepsimize diziyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika boyunca tatlılarımı pişirdim. Altları kızardı, üstleri hafif pembeleşti. Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık bir 4-5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekledim. Daha sonrasında da küçük bir tepsiye aldım. Üzerine de buz gibi şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1,5-2 saat boyunca dinlendireceğim. Şerbetinin tamamını çekecek bu süre zarfında. Daha sonrasında tatlılarınızı ters yüz edebilirsiniz. Çünkü üzerine şerbet gelmeyecektir. Her yerinin eşit şekilde şerbet çekmesini istiyorsanız arada bir ters düz edebilirsiniz. Şu an şerbetin hepsi çok gibi görünebilir ama bu şerbetin hepsini çekiyor arkadaşlar. Ters yüz edebilirsiniz. Bu tarz işlemi şekerpare ve kalburabastı yaparken de yapabilirsiniz. Şerbet her yerine değsin diye. Dediğim gibi 1,5-2 saat boyunca dinlendirin. Daha sonrasında üzerine isterseniz Hindistan cevizi, isterseniz Antep fıstığı, ceviz, fındık. Evde hangisi varsa, hangisini dilerseniz isterseniz o şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.